Hayırlı haftalar. Bu hafta da manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Bendeniz Fatin Dağıstanlı ve gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikteliğiniz saatler tam 12'yi gösterene kadar manşetlerin dilinde Akit TV ekranlarında canlı yayında medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalışacağız. Sizler de yayına katkı sağlayın istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini Twitter ve Instagram hesaplarını, her iki hesabın da Fatin Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor ve katkılarınız bizler için önemli dedikten sonra hemen Ali İhsan Bey'in yazısının bir başlığını da okuyayım. Ey Müslüman gençliği diye yazmış. Önemli bir yazı, üzerinde konuşulması gereken bir yazı ki Diyanet İşleri Başkanı'nın sünneti tartışmak Türkiye'ye yakışmaz açıklamalarıyla da bir ölçüde örtüşen bir yazı. Ama ben önce Ali İhsan Bey'e hafta sonu nasıl geçti, var mı hafta sonundan yansıyan gelişmeler diye bir sorayım ve arkasından sıcak gündeme, taze gündeme hızlıca geçelim. Hafta sonu tabii şehitlerimiz var. Hakkari Şemdinli'deki şehitlerimiz damgayı vurdu. Açıklananıyla, açıklanmayanıyla gerçekten vahim bir tablo. Evvelden de Afyon'da benzer bir mühimmat patlaması yaşanmıştı. Herhalde ders çıkarılmamış olmalı ki bir benzeri de Şemdinli'de yaşandı. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onun dışında da 1. Dünya Savaşı'nın bitmesi sebebiyle 100. yılı kutlaması kapsamında Fransa'da düzenlenen bir yürüyüş ve etkinlikler izledik. Ama orada 1. Dünya Savaşı'nın bitmesi kutlanılırken öbür tarafta Suriye'de hala insanlar ölüyor, öldürülüyor ve öldürülmeye devam edilmesi için de silahlar yollanıyor. Yemen'de yine hakeza, İslam coğrafyasında dünya savaşları devam ettiriliyor. Sadece Müslüman coğrafyasında devam ettiriliyor. Ezan tartışması CHP'de bir milletvekilinin başını yiyecek gibi görünüyor ama yine ezan sebebiyle bir başka bayan CHP'de milletvekili seçilmişti daha yeni 2 ay 3 ay kadar öncesinde. Onun yeri muhkemleşmiş vaziyette, yoluna devam ediyor. Bu çerçevede gündem geçti hafta sonu itibariyle. Evet, ama önemli maddeler de hiç kuşkusuz vardı. Aslında 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümü kutlanılırken belki de 3. Dünya Savaşı'nın da başlangıcı Paris'te ortaya çıkıyor. Olabilir. Planlanıyor veyahut da zaten hayata geçirmiş durumdalar. Yani sonuç itibariyle Almanya'da, Fransa'da bir savaş yok diyerekten dünya savaşı artık uzaklarda diyecek durumda değiliz. Eğer İslam coğrafyasında bir dışarıdan bedava silah vererek oradaki insanlar, Müslümanlar birbirlerine kırdırılıyorsa, suni örgütler icat edilip DAEŞ'i kastediyorum veyahut da bölgedeki etnik yapılar kışkırtılarak siz şahsınız, kralsınız, sizin de şunlar şunlar hakkınız, size zulmediyorlar diyerekten bu algılarla onlara ellerine silahlar verip oradaki belli devletlere karşı yöneltiliyorlarsa, terörist eylemlerde tahrik ediliyorlarsa burada dünya savaşının, 3. Dünya Savaşı'nın da hazırlıkları var demektir. Var demektir. O zaman şimdi madem bir medya programı yapıyoruz, bu Karar Gazetesi'nin kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama şeyiyle girelim istiyorum ben. Birazdan Paris'i konuşacağız. Mesela Paris'te benim için en ilginç olanlardan birisi, yani dünya liderleri bir araya gelmişler ve Cemal Khashoggi'yi konuşuyorlar. Demek ki Cemal Khashoggi ne kadar önemli bir figürmüş ki dünya liderlerinin ana gündem maddesi haline gelebiliyor. Ayrıntılar var gazetelerde. Cumhuriyet'te, Hürriyet'te, Milliyet'te, Yeni Şafak'ta, Akşam'da. Akit gazetesi de Erdoğan'a dünya liderlerinin nasıl ilgi gösterdiğini bir fotoğraf olarak vermiş aslında. Onu da göstereceğiz. Özellikle iç sayfadaki fotoğraflar üzerinden yürümüş ama şimdi Karar Gazetesi'ndeki zaruri bir açıklama. Ben önemsedim bu açıklamayı. Niye? Diyor ki Karar Gazetesi yayın hayatına başladığı 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoğun, sistematik ve arkası kesilmeyen çeşitli baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Kim? Niye baskı yapıyor? Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi bunu neden? Böyle verirsek de daha, yani orada da var aslında.
İlginç. Hemen logonun sağ tarafında, sol tarafında. Karar sağda mı solda mı anlayamadım zaten. O yüzden sağ sol. Ortada. Yayın çizgisi olarak pek ortada diyebileceğimiz bir yayın çizgisi izlemiyor aslında. Tavrı net, belirlenmiş. Cumhuriyet'in bir dost düşüğü diyebiliriz. Cumhuriyet Gazetesi'nin veya Sözcü Gazetesi'nin bir dost düşüğü yayınlarıyla biliniyor. Zaman zaman siyasi iktidara direkt çatmalar, zaman zaman siyasi iktidara mal edilecek konularda belediyelere veyahut da başka kamu kurumlarına yönelik eleştirel veyahut da hakarete varan en önemlisi çarpıtılmış bilgilerle yapılmış yayınlar, haberler. Ama geldiğimiz noktada da şu an iddia ettikleri şey şu ki reklam pastasından biz yeterince hak alamıyoruz diye o açıklamanın bir bütününü değerlendirdiğimiz zaman o şekilde bir yorum yapmak mümkün. Çünkü reklam verenler ve ilan, reklam dağıtımını yapan ajanslar karara ilan verilmemesi konusunda uyarılmıştır diyor. Kim uyarmıştır onu net olarak söylemediğiniz takdirde ortaya bir çamur atmış olursunuz. Ben de merak ettim. 10 Kasım Cumartesi günkü Karar Gazetesi'nde neler var diyerekten o gün itibariyle baktığımda zaten dikkatimi çekmişti. 10 Kasım tabii Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü, saygıyla anıyoruz diye başlıklarını da hemen vermişler. Ve ben son sayfaya bakıyorum, hemen hemen bütün gazetelerde, Akit ve Milli Gazete dışındaki bütün gazetelerde hangi kameramız gösterecek. Altında görülürse Koç Holding'in ilanı, reklamı alabiliyor. Türkiye'nin en büyük holdinginden ve Türkiye'nin sözüm ona en büyük bankası, o da İş Bankası. Oradan da reklamı tam sayfa alabiliyor. Onu hak ediyor. Başlığa da Atatürk'ün yıl dönümünü, ölüm yıl dönümünü veriyor. Ondan sonra da biz ilan alamıyoruz diyorlar. Nasıl alamıyorsunuz? Yani tam sayfa Türkiye'nin en büyük Koç Holding'inden alıyorsunuz, İş Bankası'ndan alıyorsunuz. O banka ve holdingin reklam ajansları size herhangi bir ambargo uygulamıyor. O iki ilanı şu veya bu gerekçeyle Akit'te biz göremiyoruz. Banka reklamı faizli müessese olduğu için, mesafeli olduğumuz için biz almıyoruz. Koç Holding'de şu veya bu sebeple o veriyor, vermiyor vesaire tartışmaların ayrıntısına hiç girmiyorum. Ama sonuçta Akit'te olmayan iki tam sayfayı sen alıyorsun, kullanıyorsun, ondan sonra bağırıyorsun. Reklam ajansları bize vermiyor, baskı var. Koç Holding benim üzerimde herhangi bir baskı yok diyorsa daha bundan sonrasında Karar Gazetesi istediği açıklamayı yapsın. Eğer İş Bankası Türkiye'de milyarları kerhanesine yazan bir banka Karar Gazetesi'ne reklamı veriyor, herhangi bir üzerinde baskı hissetmiyorsa o dakikadan sonra Karar Gazetesi'nin yöneticileri istediği kadar biz reklam alamıyoruz desinler. Ama desinler ama bu hakikaten o kadar güzel bir şey yaptınız ki. Yani Karar Gazetesi'ni 10 Kasım Cumartesi günkü Karar Gazetesi'ni getirip gösterip aslında gözlerine soktunuz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yani şu ilanın üzerine en güzel şey o gazeteydi. Yani ben zaman zaman Yapı Kredi Yayınları'yla ilgili Akit'te bazı haberler çıktığı zaman şu cümleleri diyorum. Yapı Kredi Yayınları'nın ilanları nerede çıkıyor diyordum. Karar Gazetesi'nde çıkıyor diyordum. Şimdi İş Bankası ve Koç. Bu ülkenin tartışılan iki kurumundan bahsediyoruz. İki kurumsal yapısından bahsediyoruz ve Karar Gazetesi'nin arkasında hangi zihniyetin olduğunu göstermesi bakımından da önemli. O iki kurumun şu anda Karar Gazetesi'ne 10 Kasım'da ilan vermiş olması. Ama burada neyi suçluyorlar? Diyorlar ki iktidar bize, AK Parti bize, Erdoğan bize reklam verdirmiyor. Ve reklam verdirmiyor ve o yüzden de maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirilmesini umarak bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz diye birinci sayfadan
duyuruda bulunuyorlar ama ben de kendilerine bir çağrıda bulunayım. Rakamları çarpıtarak siyasi iktidara olumsuz şeyler varsa onlara tabii ki haber yapılabilir. Biz de yapıyoruz. Olumsuz eleştirilerimiz var, devam ediyor. Ama Karar Gazetesi'nin yaptığı gibi, ekonomi sayfalarında yaptıkları gibi, efendim işte cari açık varken Türkiye dolardaki yükselişi engelleyemez diye. Bir bombardıman, sonra cari açık düşüyor. Cari açık 1 milyar dolara, 5 milyar dolardan aylık bazda söylüyorum. 5 milyar dolardan 1,5 milyar dolara indiği zaman da piyasa hareketsiz. Bu donuk piyasada kağıt hareket etmiyor, yaprak kımıldamıyor iddialarıyla. Arkasından da durgun piyasa diye bir de öyle çakıyorlar. Bu iyi niyetli girişimler değildir. Bu olayları çarpıtmadır, gerçekleri çarpıtmadır, rakamları çarpıtmadır. Bu çarpıtmaları yaptıktan sonra da siyasi iktidardan kendilerine, eğer varsa öyle bir siyasi iktidarını etki edebildiği şirketler varsa, o şirketlerden de herhangi bir şekilde kendilerine bir reklam çalışması da beklemesinler. Çünkü sonuç itibariyle reklamlar doğru haber veren, olayları çarpıtmayan, gerçekleri kamuoyuyla paylaşan gazetelere verilir. Yoksa ben şahsen bir herhangi bir şirketim olsa bakarım gazeteye. Eğer rakamlar çarpıtılıyorsa, bir gün A dediklerine ertesi gün B diyorlarsa, Z diyorlarsa, ben o gazetede bırakın paralı reklam yayınlatmayı, bedava yayınlasalar, hop kardeşim benim ismimi niye geçiriyorsun gazetede diye sorarım. Evet, ama bu önemli. Karar Gazetesi muhalefet çizgisini devam ettirdiğini, siz aslında 10 Kasım'da da aldığı ilanlarla bir ölçüde ortaya koymuş oldunuz. Karar Gazetesi bugün FETÖ ile birlikte, CHP ile birlikte, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte aynı çizgide hareket eden bir yayın organı durumunda ve bu durumdan dolayı da rahatsızlık duymayıp alamadıkları ya da verilmeyen reklamlar üzerinden bir algı oluşturmanın gayreti içerisinde. Daha fazla istiyorlar tabii. Daha çok olsun diyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'ni uzun yıllar biz takip ederken, Cumhuriyet Gazetesi'nde hiçbir şirketin reklamı yayınlanmadığı dönemlerde Koç Holding'in sayfa sayfa reklamları yayınlandı ki, özellikle eski dönemi kastediyorum. Eski dönemde, yani bundan 3 ay öncesindeki yönetimin iş başında olduğu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki o yayın organını kastediyorum. O kafayı kastediyorum. PKK ile el birliğiyle Murat Karayılan'a gidip onunla görüşen gazetecilerin, sözde gazetecilerin, yazarların sayfalarını işgal ettiği Cumhuriyet'i kastediyorum. O tarihte bile Koç Holding o gazeteye reklamlarını verdi. Sayfa sayfa, birçok gazeteye vermediği oranda, ki Cumhuriyet Gazetesi'nin satış oranları da bellidir. 50 bin civarında bir satış rakamı olduğu halde 100 bin, 150 bin, 200 bin satan gazeteler kadar reklam pastasından Cumhuriyet Gazetesi'ne reklam veriyorlardı. Şimdi yeni tercihleri demek ki Cumhuriyet'le birlikte Karar Gazetesi olduğu ortaya çıktı. Evet, ortaya çıktı. Şimdi bu Karar Gazetesi'nin 11 Kasım, yani dünkü birinci sayfası, şimdi sayfayı böyle kurmuşlar. Şimdi ben şunu anlamakta zorluk çekerim. Yani 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak ya da anmamak, o özgür iradeleridir. Ama işinize geldiği zaman Atatürk'ü anıp, işinize gelmediği zaman Atatürk'e tukaka yapıyorsanız karaktersizsiniz demektir. Bakın, bu kadar net söylüyorum bu Karar Gazetesi'ne. Niye söylüyorum? Çünkü Karar Gazetesi'nde çalışanların tamamının çıktığı yer Star'dan bir anlamda transfer yoluyla veya ayrılarak yeni bir gazete, yeni bir oluşum kurdular. Ama Star Gazetesi'nde uzun yıllar hizmet gördüler. Ondan öncesinde de Yeni Şafak'taydılar. Evet. Peki, Star Gazetesi'nde 10 Kasım'da sizin gösterdiğiniz Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümüyle ilgili bir ibare birinci sayfada var mıydı?
Yani yoğun olarak herhangi bir Karar Gazetesi'nin çizgisindeki kadar yoktu. Karar demek ki etkileniyor. Gelen reklamları düşünerek onların gelmesini sağlamak için buraya o başlığı koyuyor ki ertesi günkü başlığı 11 Kasım olarak baktığımız zaman yani ertesi günkü Anıtkabir törenlerini belirterek milyonlar gitti vesaire şeklindeki algı yönetimiyle yaptığı kafasındaki zihniyeti ortaya koyuyor. Star'da çalışırken söyleyemedikleri mi diyeyim veyahut da gerçek niyetleri Star'daki durum olarak karşımızda. Fakat reklam pastasından daha fazla almak için, hak etmedikleri şeyleri de alabilmek için veyahut da karşı mahalledeki kişilere şirin görünmek için bir anlamda Koç'a, İş Bankası'na el uzatmış oluyorlar Atatürk üzerinden. Evet, Atatürk üzerinden. Şimdi... Yani Atatürk istismarı yapıyorlar, onun adını da koyalım. Evet. Yani net olarak söylesinler, desinler ki biz Atatürkçüyüz diyorlarsa buyursunlar söylesinler. O noktada bir şeyimiz yok. Cumhuriyet söylüyor, başka gazeteler söylüyor, bunda engel olan bir şey yok. Yasak da değil zaten. Tabii. Herkes özgür, istediği yönde çizgisini belirleyebilir. Hatta o milyonlar Karar Gazetesi'ni satın da alabilirler. Yani Anıtkabir'e giden milyonlar, yani biraz önce verdiniz ya arkadaşlar, o milyonlar Karar Gazetesi'ne alabilir. O zaman iktidarın talimatıyla gelen reklamlara, yani varsa böyle bir ilan, o ilanlara da ihtiyacınız da kalmaz sizin. Kalır mı? Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı gibi İmece'de yapabilirler. Ha, İmece'de yapabilirler. Hatta gidip Anıtkabir'in önüne orada şey de koyabilirler. Yardım kutusu da koyabilirler. Biz Karar Gazetesi'ni çıkartmakta zorlanıyoruz ve bize ambargo uygulanıyor diye de bu ilanı boy boy yayınlayabilirler. Hatta Sözcü Gazetesi'yle de birlikte hareket edebilirler ama ediyorlar. Ettiklerini göstermesi bakımından önemli. Yani şimdi pirincin içindeki beyaz taşlar. Bunlar pirincin içindeki beyaz taşlardı Ali İhsan Bey. Bu bugün değildi böyle. Bu 2002'den bu yana böyleydi. Ondan önceki hayatlarına da baktığımızda bunlar böyleydi aslında. Şimdi bunu anlamamız lazım. Yani bunlar hiçbir zaman için pirinç olmak için bir şey olmadılar. Hep pirincin içerisinde görünmeyen beyaz taş olarak ne zaman acaba o pilavın içerisinde Erdoğan'ın dişlerini kırarız diye hesap yapanların gazetesidir Karar Gazetesi. Ben Star Gazetesi'ne de böyle bakıyorum. Kusura bakmayın. Kararınız nedir, düşünceniz nedir onu bilmem. Ama ben bu gazeteyi de bakın şimdi birinci sayfasına bakalım. Bugün de bakalım. 10 Kasım'da Star Gazetesi'nin birinci sayfasında 10 Kasım'la ilgili hiçbir cümle yoktu. Bakın. İlginç. Yayınlarına bakıyorum ben. Diğer yayınlarına bakıyorum. Yayınlarında iktidarın yanındalar mı? Karşısındalar mı? Hem Erdoğan'ın yayın organı, Erdoğan'ı destekleyen, AK Parti'yi destekleyen yayın organıymış gibi duruyorlar. Ama diğer taraftan öyle bir karşı tarafa çalışıyorlar ki. Şimdi nerede durduklarını anlamakta zorluk çekiyorum ben. İşte bakın bugünkü gazete. Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik. Benim elimdekini göster Aykut. Bak ben o kadar güzel sallıyorum ki. O kadar güzel sallıyorum bak. O zaman ezanı kim değiştirdi? Ha o şey günkü gazeteyi veriyorsunuz. 10 Kasım. 10 Kasım. Hiç ses gelmiyor bu arada. Eğer benimle konuşuyorsanız. Şimdi bakın bu 10 Kasım gazetesi değil mi? Evet 10 Kasım. Bakın. 10 Kasım'da Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri, ezan ve o tartışmaların ışığında bir değerlendirme var mesela. Yani ilginç. Yani o gün eleştirel bakmış tabii. Eleştirel bakıyor ama Kemal Bey'in ifadesine bir karşılık vererek o zaman ezanı kim değiştirdi şeklindeki bir başlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir anlamda cevap verecek şekilde bir manşet atmışlar ve CHP'nin Türkçe ezan çelişkisi şeklinde de açıkça da orada ara başlıkta da yerel seçim öncesi takiye başlığıyla da net olarak tavırlarını belirlemişler. Benim açımdan. Ha tamam. Bu bağlamda önemli. Şimdi var mı burada herhangi bir şey? Yok. Yani 10 Kasım'la ilgili herhangi bir şey görünmüyor. Yani Star Gazetesi şimdi Yeni Asya Gazetesi değil. Star Gazetesi bir milli gazete değil. Öyle değil mi?
Fikir gazetesi değil diyebiliriz ama köşe yazarlarıyla duruşunu net olarak benim nezdimde belirlemiş bir gazete. Fakat tabii Karar Gazetesi'nin tavırlarını ben birçok yazarının yaptığı açıklamalar, çarpıtma bilgilerle ilgili somut yazılarda yazmış birisi olarak belirtmek zorundayım. Gerçekten rakamları çarpıtıyorlar. Gerçekten ekonomik verilerin üzerinde oynamalar yapılarak Türkiye'nin iflasa doğru gittiği şeklinde bir izlenim vermeye çalışıyorlar. O açıdan ben Karar Gazetesi'ndeki yönetimi eleştiriyorum. Tabii siz eleştiriyi bir uç daha noktaya götürüyorsunuz. FETÖ'yle de benzer şekilde bir işbirlikleri olduğu noktasında iddianız var. Ben o noktada gene de hüsnü zannımı devam ettirmek istiyorum. Ama ekonomi noktasında gerçekten rakamları çarpıtarak verdikleri haberler, yaptıkları yorumlar gerçekten affedilemez noktada. Evet, affedilemez noktada. Şimdi ben Star gazetesiyle ilgili de aynı noktada olduklarını düşünüyorum. Ben bir soru işareti koymak için söylüyorum bunu. Yani benim kafamda bir soru işareti yok. Yanlış anlaşılmasın. Benim kafamda bir soru işareti yok. Ama eğer izleyicilerimizin varsa, Ali İhsan Bey'in varsa ya da ne diyor bu arkadaş diyen varsa ben izlemeye alın diye söylüyorum bunu. Avrupa Birliği hedeflerinden vazgeçmedik başlığını birinci sayfaya böyle koyuyorsa, yani bugün 12 Kasım'da, 10 Kasım'da siz Atatürk'ü göstermeyip 12 Kasım'da Erdoğan'ın Avrupa Birliği hedeflerinden vazgeçmedik açıklamalarını koyuyorsanız burada bir art niyet var demektir. Sadece o değil. Bakın, alt tarafta Fadime Özkan'ın da bir röportajı var. Avrupa'da binlerce mülteci çocuk kayıp. Yani Erdoğan'ın hedef koyduğu Avrupa Birliği'nde ne varmış? Mülteci çocuklar kayboluyormuş. İşte bu da aslında bir kafa karışıklığı yaşadıklarını gösteriyor. Avrupa Birliği bize de örnek olacak bir birliktelik mi, bir devlet yapılanması mı, bir insan topluluğu mu, yoksa çocukların bile kaybedildiği, yok edildiği, nerede oldukları belli olmayan küçük çocukların katledildiği bir ülkeler mi? Bunu kendileri önce bir kafa karışıklığını sonlandırıp Avrupa Birliği şudur, bizim de hedefimiz olan güzel bir ülkeler topluluğudur ya demeleri lazım veyahut da mülteci çocuklar noktasında bir açıklama yapmaları gerekir. Dolayısıyla adeta Avrupa Birliği ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir anlamda Avrupa Birliği'ni sıkıştıracak şekilde bizim üyelik talebimiz devam ediyor ama siz hala bizden sonra başvuran birçok ülkeyi aldığınız halde bizi kapıda bekletiyorsunuz, biz bunun farkındayız şeklindeki bir anlamda onlara bazı yaptıkları yanlışları hatırlatan cümleyi de sanki bizim tek hedefimiz varmış Avrupa Birliği'ne üye olmakmış gibi gösterilmesi Star gazetesinde bence de yanlış. Evet, bu arada bir son dakika yazıyor. Putin Türkiye'ye geliyor. 19 Kasım'da Türk Akım Projesi için düzenlenecek törene katılacakmış Putin. Bugün Akit'te de fotoğraflarda da şey vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, en çok ilgiyi Putin gösterdi diye, değil mi? İç sayfada mıydı o? Öyle bir başlık hatırlıyorum. Birazdan değerlendirelim. O ilginç ama şu Star'la ilgili bir iki söyleyeceğim bir iki cümle daha var. Çünkü önemli. Niye? Ben hep söylüyoruz aslında bunu. En kötüsü şu. Pirincin içindeki beyaz taşlar. Star gazetesi de bu noktada mı? Yani kararla aynı noktada mı? Çünkü kararda kim varsa bugün Star'dan gelme. Siz de ekleme yaptınız. Star'dan önce de bunlar Yeni Şafak'tan gelmeydi. Şimdi trende baktığınızda, yol arkadaşlıklarına baktığınızda kafa karışıklığı. Şimdi şurada bir haber daha var. Birazdan sizin yazıda da aslında var ama yani bunu birinci sayfada başka gösteren kimse yok. 9 Kasım'daki ziyarete 10 Kasım operasyonu. Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret ettiğine dair haber. Şimdi bakın, birinci sayfadaki kaç tane haber? Yani siz 10 Kasım'da Atatürk'ü koymuyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısırlıoğlu'na gittiği ziyareti bu sayfaya koyuyorsunuz. Hemen bir şey daha var. Bak, şu anda ekranda gözükmüyor. Ahmet Kekeç'in yazısının başlığı. İçini bilmiyorum. Bana başlığı yeter. Öztürk Yılmaz'ı CHP'ye kim iteledi? Şimdi niye bu sorunun cevabını arıyorsun Ahmet Kekeç sen? Senin araman gereken bu Türkçe ezan niye bu CHP'de halen var?
Sen bunu araştır. Boş ver Öztürk Yılmaz'ı kimin itelediği itelediğine. Sen buna bakma. Yazıcıyı belki de siz okumuşsunuzdur. Evvelki yazılarını, bu son yazısını tümüyle okuyamadım ama evvelki yazılarında söylediğini, sorduğunuz soruya bir cevap var mı? Cevap var. Ne genel, genel anlamıyla CHP ile Öztürk Yılmaz'ın, gerek Sera Kadıkı, ki ben de yanımda getirdim, belki fırsat bulursak gösteririz diye, CHP'li bir milletvekilinin milletvekili adayıydı o tarihlerde, ezanla ilgili söyledikleri, Ahmet Kekeş de o konuya da geçtiğimiz hafta içerisinde değinmişti. Sonuç itibariyle CHP'nin ezanla ilgili ilişkisini tümüyle masaya yatıran ifadeleri var Ahmet Bey'in. Kim itelemiş CHP'ye? Yeni yazıyı, bugünkü yazısını tümüyle okumadım ama CHP içerisinde böyle bir yapılanma olduğunu, yani Sera Kadıgil gibi ezandan rahatsız olan isimlerin milletvekili yapıldığı bir CHP'den bahsediyoruz. Ama bir başka CHP milletvekili Öztürk Yılmaz da ezan Türkçe okunmalı dediği zaman CHP tarafından disipline veriliyorsa, Sera Kadıgil'e niçin herhangi bir disiplin soruşturması yapılmıyor veya niye milletvekili seçimlerinden önce bu kişi bu açıklamayı yaptığı halde, ezana saygısızlık ettiği halde aday gösterilmiştir? O soruyu hem Ahmet Bey sordu hem de biz de sormuştuk. Bu vesileyle göstermiş olalım artık. Tabii, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık, ne olur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Sera Kadıgil. 24 Haziran'da ilk defa CHP'den milletvekili adayı gösterildi ve aday gösterildikten sonra da seçildi. Gene devam ediyor Sera Kadıgil. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksindiğim kadar. Yine benzer şekilde şeyler gidiyor. Ben yani televizyon ekranlarından bu tür şeylerin tekrarlanmasını da yani pek... Niye disiplin kuruluna sevk edilmedi mi diyorsunuz? Aday gösterildi. Yani disipline sevk etme artık şu dakikadan sonra kendileriyle bir çelişme olur. Bu kişi Sera Kadıgil bu paylaşımları yaptıktan 2 ay 3 ay sonra milletvekili adayı gösterildi. Demek ki CHP tasvip ediyor bu sözleri. Ama aynı CHP, şimdi mahalli seçimlere geliyoruz. Demek ki Sera Kadıgil'i bir şekilde üstlendiler, kabullendiler. Fakat Öztürk Yılmaz'ın anladığım kadarıyla Türkçe ezan tartışmasından değil, başka tartışmalardan dolayı dışlamak istiyorlar. Yoksa öbür türlü Sera Kadıgil'in sözlerinin, bence Öztürk Yılmaz'ın sözlerinden çok daha uç noktada eleştirilecek yönleri var. Yani Öztürk Yılmaz'ın söylediği söyledi, Türkçe ezan okunsun diyor. Hı hı. Peki Sera Kadıgil ne diyor? Sera Kadıgil İslam'a hakaret ediyor. Lütfen. İslam'a yani hakaret ediyor. Söylediği bu. Yani Öztürk Yılmaz'ın öyle bir hakareti yok. Yani bir alternatif bir şey söylüyor. Evet. Biz de deriz ki yok kardeşim, Türkçe okunmaz. Şu gerekçelerle okunmaz deriz. Cevabını veririz. Ama bu bir tartışma ortamıdır. Fakat birisi kalkıp da ağzıma kulağıma okuyorlar ya. Ya sen de caminin dibinde ev almasaydın kardeşim. Yani biz çok yerde şu an itibariyle camiler en az 400-500 metre arayla yapılıyor. Biraz uzak mesafede, eğer ezandan bir rahatsızlığın varsa uzak bir mesafede al, ki ben yakın bir yerde aldığını da zannetmiyorum. Yakın bir yerde oturduğunu da zannetmiyorum. Sırf belli bir söylemi dillendirmek için bu paylaşımı yapmış ve maalesef bir de İstiklal Marşı şairinin o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli şeklinde mısrağını da bir anlamda alaya alacak şekilde veyahut da ona karşı bir tepki gösterecek şekilde, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin diye bir sözü sarf ediyor ve CHP'de bu kişiyi, bu sözleri sıklıkla kamuoyunda paylaştığı günlerde milletvekili adayı gösteriyor, seçilebilecek bir yerden gösteriyor. Milletvekili yapıyor, sonra Öztürk Yılmaz'ın iki açıklaması sebebiyle, efendim siz böyle bir açıklamayı niye yaparsınız? Ben burada şu soruyu da tabii gündeme oturtmak istiyorum. Acaba 24 Haziran'da böyle bir söyleme ihtiyacı vardı CHP'nin. Dolayısıyla bu söylemdeki kişiyi milletvekili adayı gösterdi. Ama şimdi mahalli seçimlerde bu söyleme, yani Türkçe ezan söyleminin kendisine puan kaybettireceği düşüncesiyle şimdi tornistan edip
başka bir bağlama geçip hayır bize bu seçim kaybettirir. Dolayısıyla biz Öztürk Yılmaz'ı dışlayalım, bu işten kurtulalım mı diyorlar. Evet, diyorlar mı demiyorlar mı hepsini konuşalım. Daha devam edeceğiz. Bu konu önemli. Bir reklam aramız saati geldi ve bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından devam edeceğim. Çünkü niye? Bir ölçüde CHP ile HDP'nin kol kola girdiğine tanıklık ettiğimiz bir döneme denk geliyor. Ve bütün bu açıklamaların arkasında nasıl bir oyun var? Ve ben yine dikkat çekiyorum. Star gazetesine dikkat çektim. Şimdi reklam arasından sonra hangi gazeteleri Ali İhsan Bey ile Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte gündeme getirip sizlerin takdirine sunacağız. Ama hepsi 2 dakikalık aranın ardından. Evet, manşetlerin dili, reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karar Gazetesi'nin kamuoyuna açıkladığı açıklamayla başladık aslında ve oradan devam ediyoruz. Şimdi Akşam Gazetesi'ni gündeme getireceğim ama arkadaşlara ben Yeni Asya Gazetesi'nin cumartesi günkü birinci sayfasına göndermiştim. Bir onu da bir gösterelim. Çünkü bunlar önemli değerlendirmeler, önemli haberler ve bakış açıları olması bakımından önemli. Şimdi Karar Gazetesi'nin bu da cumartesi günkü birinci sayfası. Şimdi Atatürk yok. Olmayabilir. Ben ona itiraz etmem. Yeni Asya. Ben ne dedim? Karar Gazetesi. Ama. Demek ki orada karar dedim. Özür dilerim. Yeni Asya Gazetesi. Yeni Asya Gazetesi'nin birinci sayfası. Atatürk yok. 10 Kasım yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve Arapça ezan İslam'ın evrensel çağrısıdır. Açıklaması birinci sayfada ve böyle verilmiş. Ben altına yorumsuz diye yazmayı teklif ediyorum ama gerisini Ali İhsan Bey'e, yorumu Ali İhsan Bey'e bırakıyorum. Bu noktada biraz daha Hüsnü Zan besleyelim. Yani o gün itibariyle biz bir başka gazetedeki Hürriyet'teydi yanılmıyorsam. Arapça okunmalı. Cuma'ydı şeklinde. O Cuma'ydı, bu Cumartesi. Cumartesi. Genelde bir gün sonradan devam ediyor. Oradaki açıklama biraz daha iticiydi. Yani Arapça, Türkçe gibi bir ikilem oluşturmaya meyilliydi. Fakat burada Arapça ezan İslam'ın evrensel çağrısıdır. Yani evrensel ifadeyi de kullandığınız zaman başlığın içerisinde o takdirde biraz daha olayı nötr hale getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla o çerçevede ben Yeni Asya'nın bu manşetini çok fazla eleştirecek bir nokta göremiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaya bakış açısı itibariyle de belki takiye yapıyor diyebiliriz. Ama takiye yapıyor veya yapmıyor. Sonuçta ben Sera Kadıgil'in söylediklerini de koyuyorum ortaya. Sera Kadıgil'in şu an itibariyle CHP'de milletvekili olduğunu da hatırlatıyoruz. Öbür taraftan da Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezanla ilgili değerlendirmesi sonrasında CHP'nin açtığı disiplin soruşturmasını da masaya yatıyoruz. Takdir artık izleyicilerin. Evet, takdir artık izleyicilerin diyelim. O zaman gelelim Hürriyet Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü röportajına. Şimdi röportaj burada. Siz de verin arkadaşlar. Ben Yeni Asya Gazetesi'nin birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorsam vay bu memleketin haline. Başka bir şey demiyorum ben. Ama Hürriyet'te görebiliyoruz. Ama şimdi Hürriyet'te iktidar suni gündem yaratıyor. Şimdi açıklama bu. Ama ben birazcık daha yaklaşabiliyor mu? Ya da ben yaklaşırken siz bu fotoğrafı sadece ekrana verin lütfen. Sadece fotoğrafı ekrana verin arkadaşlar. Oraya ekrana verin. Dikkat çekelim. Şimdi manşetlerin dili önemlidir. Kadraj önemli midir? Tabii mutlaka. Fotoğrafçılıkta kadraj mutlaka çok önemli. Önemlidir değil mi? Niye alacaksınız? Kadrajın içerisinde neler yer alacak? Fotoğrafı neler yer almayacak? Sadece fotoğrafı arkadaşlar. Bakın sadece fotoğrafı. Bak biraz daha yaklaşın. Şimdi kadraja bakınca ne görüyor Ali İhsan Bey? Arka planda bir fotoğraf görüyorum ama seçemiyorum kimdir o. Babası mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası mı o? Seçemediğim için bir şey diyemiyorum. Buyurun gazeteyi de uzatayım size. Gözlüğü de takalım. Gözlüğü de takın lütfen. Gözlüğü de takalım. Gözlüğü de takın lütfen.
Evet, İsmet babası diyeceğiz. He? İsmet babası. Her diyeceğiz. Şeyi anlatıyor mu? Evet. He? Başka söze gerek var mı? Bu Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'i sevmez dediğimde bana bir cümle kimse etmiyor. Etemez çünkü ben biliyorum, sevmez. Olsaydı zaten Gazi Mustafa Kemal'in önünde fotoğraf çektirirdi. Sevseydi zaten Türk bayrağının önünde fotoğraf çektirirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle de 10 Kasım'ın hemen ertesinde yapılan bir röportajda. Yani başka söze gerek yok. Ben iktidar suni gündem yaratıyor açıklaması benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu fotoğraf bana her şeyi ama her şey seni hatırlatıyor. Diyorsunuz ha? Şarkıdaki gibi. Aynen şarkıdaki gibi. Bana her şey ama her şey seni hatırlatıyor. Gelelim 5 yıldızlı ittifak buluşması haberine. Bu fotoğraf tarihi bir fotoğraf. Arşiv yapanlar bu fotoğrafı alsınlar. Şu gazetedeki bu fotoğrafı alsınlar. Bana Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanının Atatürk'le sorunu var. Mustafa Kemal'le sorunu var. Bakın bu kadar. Ve şimdi Ali İshak koltuğunun Bey, arkasındaki bir Atatürk fotoğrafını gösterecek olanlar çıkabilir. Heh. Ama tabii siz de ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki o fotoğraflar değil de niçin bu fotoğraflar... Bu... Ben şunu bilen bir adamım. Şimdi aynı haberin altında Demirel'in beslenme uyarıları diye Müftüoğlu'nun bir şeyi var. Sağlık profesörü biliyorsunuz. Demirel'in beslenme uyarıları. Demirel ne yaparmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ali İhsan Karahasanoğlu yanına Güneş Sokağı gittiği zaman Akit Gazetesi'nin çizgisine uygun ne varsa hemen masanın üzerine onlar konulmuş. Yeni Asyacılar gittiğinde Yeni Asya'ya uygun adamlar konulmuş. Baş Süleymancılar gittiğinde Süleymancılara uygun adam konulmuş. Sonra Cumhuriyetçiler gittiği zaman da sadece sağcılar için tabii, değil. Tabii yani ama bu daha solcular için de aynı şey. Daha ziyadesiyle hayır kendisi zaten solcu olduğu için orada bir gerek yok, orada mesele yok. Ama sağcılara daha fazla şey. Hatta düşünün işte yani Akit'in böyle bir talebi olmaz da Süleymancıların, FETÖ'cülerin ya da işte Yeni Asyacıların ya şu milletvekili aday listesinde şu da bizden oraya koyun dediklerinde ya ben buradayım başkasına ne gerek varmış denir. Sizin adamınız olarak ben yetmiyor muyum buradaki bir de ikinci bir adam istiyorsunuz. Ha, ikinci bir adam, üçüncü bir adam, beşinci bir adam istiyorsunuz dermiş zaten. Şimdi o kadraj, o fotoğraftaki kadraj o yüzden önemli. Mesaj gitmesi gereken yere gitmiştir. Bakın mesaj gitmesi gereken yere gitmiştir o fotoğrafla ilgili. Ama geldik. Bakın bu arada Akşam Gazetesi'nden bu haber. Bu haber bir iki yerde daha var. İktidar suni gündem yaratıyorla da bir ölçüde örtüşen bir şey bu. Bu Milliyet Gazetesi'nde Pazar günleri yazan Talat Atilla'nın yazısının genişletilmiş versiyonu. HDP ile CHP'nin ittifak arayışı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün Ankara'da gizli bir ittifak toplantısı yaptığı ortaya çıkmış. Buyurun Ali İhsan Bey. CHP ile HDP'nin bu seçimlerde, mahalli seçimlerde bir işbirliğine gireceği büyük oranda ortaya çıktı zaten. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi HDP'liler destekledi. Öbür taraftan da CHP barajı aşması için HDP'ye oy yönlendirdi kendi tabanına. Bir evvelki seçimde 2015 itibariyle hatta bir CHP milletvekili çıkıp HDP barajı aşması için ben bile oy verdim şeklinde açıklaması da vardı. Dolayısıyla bu çizgide giden bir CHP büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde zaten belli olacak bu. Resmen ilan edilmiş veya gayri resmi bir şekilde HDP ile birlikte seçime girecek diye ben görüyorum. Büyük şehirlerde CHP desteklenecek HDP tabanının tarafından. Güneydoğu'da da CHP'lilerin her ne kadar oyu çok sınırlı olsa da HDP'ye destek vererek belli illerde AK Parti'nin seçimi kazanmasını önlemek için çaba sarf edecekler. Ama halkın huzuruna çıktıkları zaman belki bunun bir tepkiye sebebiyet vereceğini düşünerek şu anlık
bunu gizliyorlar. Sezgin Tanrıkulu'ndan tutun Ahmet Türk'le Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri ve diğer milletvekillerinin bir arada yaptıkları görüşmeler bizi bu neticeye götürüyor. Ama ben şöyle bakıyorum. HDP eğer andımızla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyorsa, CHP de bir ulusalcı parti görünümünde olduğu halde Türkçe ezanla ilgili açıklama yapan milletvekili olmasına rağmen antla ilgili böyle sert bir açıklama yapmıyorsa, HDP ile CHP zaten işi bitirmişlerdir. Bu önümüzdeki günlerde de bunu bir anlamda deklarasyon halinde kamuoyuna da duyuracaklardır diye tahmin ediyorum. Evet, ama bir araştırmacı ne diyor? Bakın, seçim ittifakını halk sandıkta kuracak. Bu da Sabah gazetesindeki röportajın başlığı. Seçim ittifakını halk sandıkta kuracak. Şimdi o zaman tamam, doğru kabul edelim. Bir tarafta, yani herhalde tek taraf kurmayacak bu sandıkta. Halk dediğimiz 81 milyon. Bunun da 56-57 milyonuna yakını da seçmen. Değil mi? Rakam yanlış vermiyorum herhalde. 54 milyon civarında seçmenimiz 54 var. 54 milyon yani bu seçimde. Seçim ittifakını halk sandıkta kuracaksa, o zaman seçim ittifakının bir tarafında CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi varsa, bir tarafında da AK Parti ile MHP var demektir. Tamam, buna itiraz etmiyoruz. Ama niye karşı taraf biz ittifak kurmayacağız diye yoğun bir kampanya yürütüp hiçbir şey yokmuş, bu görüşme bile olmamış tarzında bir değerlendirmeyle ortaya çıkarken, ben bugün Türk Gün Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bir fotoğrafı da önemsedim. Yani bazı haberleri vermek lazım. Yani niye vermek lazım biliyor musunuz? Ya kim kimdir? En azından muhakeme yapmak isteyenler anlasınlar. Kim kimdir? Ne nedir? Şimdi dün mesela benim programıma Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı çıktı. Sayın Üsküplü. Yani o kadar çok çözümleme yaptım ki. Yani kendim karşımda aldığım, konuşturduğum kişi üzerinden o kadar çok çözümleme yaptım ki. Şimdi hiç çıkartmasam, hiç konuşmasam, hiç izlettirmesem mesela. Ha ben çıkartmadım tabii. Okan Çetin daha bu gelecek demiş. Dedi biz gelene hayır demem ben. Gelen varsa hiç önemli değil. Kim geliyorsa ben hayır dediğimi Okan Çetin daha orada yukarıda bilir. Hiç hayır dediğimi bilmiyorum yani hiç. Ha şu da gelsin onu bile demem. Ama gelene şimdi çıkarttım. Yani siz 46'da Amerika Türkiye'yi ele geçirdi. Küçük Amerika kuracaklar diyeceksiniz. 27 Mayıs devrimine ABD'liler yapmıyor diyeceksiniz. Yani bizim aklımızla, o küçük aklınızla bizim aklımızla dalga geçeceksiniz. Şimdi bunu anlamakta siz Suriye'yi göstermeyip Yunanistan'ı bize göstererek cambaza bak diyeceksiniz. Biz Suriye'de yaşananlara siz Amerika ile birlikte hareket ediyor musunuz dediğimiz zaman size bunu CIA sordurtuyor diye karşımıza çıkacaksınız. Yani başka türlü çözümleme yapamayız ki. O yüzden de bu haberler önemli. Mesela Türk Gün Gazetesi'nde, boş verin Türk Gün Gazetesi'ni, ip kimin elinde diye vermiş de, boş verin. Meral Akşener'in 2 saat baş başa görüştüğü bu adamlar. Bakın. Abi ver fotoğrafı. 2 saat görüştüğü bu adamlar. Ben ayrıntıyı tabii göremiyorum Türk Gün Gazetesi'nin. Şey diyor, söyleyeyim ben. Bakamadım. Meral Akşener Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle basına kapalı bir toplantı yaparak yerel seçimlerle konuştu. Bazı adaylar belirlendi. Akşener'in yabancı çevrelerle sık sık bir araya gelmesi, ipi kimler yönlendiriyor sorusu bir kez daha gündeme taşındı. Bir açıklama daha ekleyeyim eğer izin verirseniz Ali İhsan Bey. Perşembe akşamı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu, bakın vurgu da yaptım, Türk dünyasından sorumlu danışmanı, meslektaşımız Vedat Yenerer, gazeteci, televizyoncu, hakikaten de televizyoncudur. Yani ta Bosna Savaşı'ndan itibaren gelen birisidir. Ne diyor biliyor musunuz? Din dersi bu ülkede niye zorunlu diyor ya. Bakın, din dersi Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu danışmanı, din dersi bu ülkede niye zorunlu diyor. Ve diyor ki, yani
O kadar ilginç değerlendirmeleri oldu ki şimdi bu fotoğrafla yan yana koyduğum zaman evet bu parti milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı, yerli ve milli değil algısı oturuyor aslında. Yani üzerine başka bir şey söylemenize gerek var mı? Ben bilmiyorum. Sözü ben size bırakıyorum. Ya da belki şöyle de diyebilirsiniz. Bu fotoğraf hiçbir şey ifade etmez. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Meral Akşener bir araya gelebilirdi diyebilirsiniz. Yani iki ucu da size bıraktım. Mahalli seçimler öncesinde tabii böyle bir görüşme, bir parti kuruluşu sırasında belki kendisini ifade etmek için biz şu ilkeler çerçevesinde bir araya gelen şu isimlerin yönetici olacağı bir parti düşünüyoruz, bunu planlıyoruz şeklinde belki bir tanıtım yapılabilir. Ama artık partinizi kurmuşsunuz, bir yılı da tamamladınız. Şimdi önümüzde mahalli seçimler var, mahalli seçimlerle de ilgili olarak Avrupa Birliği'ndeki şu ülkelerin, büyükelçilerin yapacakları çok fazla bir çalışma söz konusu değil. Milletvekili seçimleri olsa belki ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleme noktasında Türkiye'nin ne noktaya gitmesi noktasında Meral Akşener'in ve partisinin görüşü nedir diye belki büyükelçiler merak ediyor olabilirler. Ama mahalli seçimlerde sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Ankara'da, Diyarbakır'da, şurada burada iller bazında mahalli belediye başkanları seçilecek. Bu noktada ben büyükelçilerin herhangi bir şeyi öğrenmek veyahut da kendilerini anlatma noktasında Meral Akşener'in bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Belki iyi niyet çerçevesinde parti kurulurken yapılmayan, biraz hızlı gelişti çünkü olaylar, parti kurma noktasında bugün itibariyle belki kendilerini tanıtmak için o büyükelçilerle bir araya gelmiş olabilirler. Evet, gelmiş olabilirler diyelim. Ama bu gelmeler önemli. Aslında Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin Vatikan'a gitmesi gibi. Fotoğraf aynen böyle. Benim nazimde fotoğraf aynen böyle. Ben aynı fotoğrafı Bahçeli versin, Bahçeli'ye de yuh derim. Bakın aynı fotoğrafı Bahçeli versin bir Amerikan büyükelçisiyle, bir İngiltere büyükelçisiyle. Aynı kadraja girsin, burada aynen böyle gösteririm. Bakın aynen böyle gösteririm. Ama görüşmede söylenilen şeyler de önemli. Yani eğer Devlet Bahçeli Amerikan büyükelçisiyle bir araya gelip sizin Kaşıkçı olayında yaptıklarınızı biz dolaylı olarak biliyoruz. Yaptığınız politikayı biliyoruz. Önce Suud Kralı'na sen iki hafta bile oturamazsın o koltukta deyip ertesi günü de bu cinayeti işlettirdiğinizi biliyoruz derse o noktada Devlet Bahçeli'ye niçin Amerikan Büyükelçisi'yle görüştün deme noktasında olamayız. Ama onu demek için Bahçeli'nin Amerikan Büyükelçiliğine gitmesine, Amerikan Büyükelçisi'yle buluşmasına gerek yok. Buluşmasına gerek yok. Ona açık açık söyler Bahçeli. Bahçeli dün ne dedi? Bak şimdi o kadar eleştirdik Karar Gazetesi'ni. Şimdi Bahçeli'nin bir açıklaması var. Akit'te de var açıklama. İç sayfalarda olduğu için gösteremiyorum. Yoksa bakmanın gayreti içerisinde oluyorum habere. Şimdi eleştirdik. Verme dedi ya. Oy verme dedi. Bakın. Biraz fevri bir davranış olmuş. Hayır, öyle değil. Oy verme dedi. O fevri değil o. Hiç fevri değil. Bireysel olarak birisinin bir açıklaması var veya bir dernek adına yapılan bir karşı çıkış var. Bize af iddiasıyla bizden oy istediniz. Biz de size de demiyor açıkçası. Tayyip Erdoğan'a oy verdik diyor. Yok, biz MHP'ye oy. Ben dinledim onu Ali İhsan Bey. Biz diyor bugüne kadar MHP'ye oy verdik. O da diyor ki ver. Bundan sonra da vermek istiyoruz diyor ve orada Bahçeli şarteli atıyor. Verme diyor. Ve diyor böyle derseniz ben bu yasayı geri çekerim diyor. Şimdi ben devlet işlerinde küslük olmaz. Hayır diye, ama öyle diye bir şey değil. Çünkü niye? Bunu bir ranta evirmek, bunu bir başka arkasında bir hesap varmış gibi gösterildiği zaman şimdi bu şu. Ben de burada bir sürü laf ediyorum değil mi Ali İhsan Bey? Yani ben bunu eğer bir rant için ediyorsam, şimdi ben bunu olabilir, ben bir gazeteyi eğer eleştiriyorsam, bir yazarla ilgili bir şey söylüyorsam ve bir gizli ajandan varsa, bir hesabım varsa bu günah mıdır?
Doğru değildir tabii. Bu kadar etik basittir. De değildir. Yoksa, İslami de değildir. Yoksa benim bir sürü arkadaşım çalışıyor. Karar Gazetesi'nde de çalışıyor. Star'da da çalışıyor. Öbür tarafta da çalışıyor. Beğendiğim insanlar da var aralarında. Ama işin fotoğrafına bakıyorum. İyi Parti'de benim hakikaten siyasetçi olarak beğendiğim isimler de olabilir içerisinde. Olamaz mı? Olabilir. Ama şimdi ben bir ilkeye bakıyorum burada. Benim baktığım yer ilke. O ilkede nerede duruyor, nerede durmuyor? Yoksa ben size bir iddia ediyorum bakın. Hiç bilmediğim halde iddia ediyorum. Bugün Devlet Bahçeli istesin o Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerine, hepsi MHP genel merkezinde sıraya geçerler. Bakın hiç bilmeden söylüyorum bunu. Hiçbir bilgi, hiçbir iletişimim olmadığı halde artık kuramıyorum o iletişimi de. Yani değil. İstesem de kuramıyorum yani. Yani ben kurmak istesem de kuramıyorum da. Çünkü orada da Tayyip Erdoğan'ın etrafını çevirdikleri gibi Bahçeli'nin de etrafı çevrilmiş. Kim tarafından bilmiyorum. Ama şimdi benim tavrım bu. Bahçeli orada ya dün o kadar net söylüyor ki yani bir daha bu cümleyi duyarsam yasayı geri çekerim dedi. Ben şu anlamda diyorum yani sonuç itibariyle bir yasayı, bir değişikliği, bir şartlı indirimi Devlet Bahçeli ve arkadaşları inanarak Millet Meclisi'nde teklif olarak getirdiler. Sonrasında bazı tartışmalar oldu. Benim tahminim şudur ki o eleştirilerden de yararlanarak bazı kapsam değişiklikleri yapılacak. AK Parti de çünkü bu noktada bir çalışma içerisinde ve sonuçta o şartlı indirimle ilgili bir düzenleme çıkacak gibi görünüyor. Ama buradaki karşısındaki kişinin Mahkum Yakınları Derneği üyeleriyle sohbet ederken diye veriliyor ve grup içinden birisinin ki yani derneğin yetkilisi olan bir kişi de değil, size güvenerek 24 Haziran'da oyumuzu Erdoğan'a verdik demesi üzerine Bahçeli de ister ver istersen verme, bu olay memleket meselesi, o için yapmıyoruz, bir daha bunu duyarsam yasayı geri çekerim diye tepki verdi diyor. Yani ben devlet işinde böyle açıklamaların biraz fevri olduğu kanaatindeyim. Bir teklif verildiyse evet Mahkum Yakınları Derneği'nden bir kişi eleştirebilir, karşı çıkabilir, biraz res çekebilir, tepkisini ağırlaştırabilir ama siyasiler, ama genel başkanlar ama biraz daha... Ama Bey ben şurada da itiraz ediyorum zaman zaman. Yani ben AK Parti'ye oy verdim. Beni alsınlar bir yere getirsinler. Beni bir yere getirmediler. Ben AK Parti'ye küstüm. Doğru değil tabii. Ama yani burada şimdi şöyle yani düşünüyorum. Provokasyon amacıyla Mahkum Yakınları Derneği'nin içerisine birisi sızıp da sırf MHP ile AK Parti'nin arasını açmak için veyahut da AK Parti kafasından birisi oraya sızıp yani şunu düşünüyor. Biz şartlı indirimin çıkmasını istemiyoruz ama Devlet Bahçeli'ye de bunu kabul ettiremiyoruz. Görüşmeler içerisinde kabul ettiremiyoruz. Ne yapalım? Gidelim Devlet Bahçeli'yi kızdıralım. Ondan sonra biz sana inanıp da oy vermiştik diyelim. Devlet Bahçeli de kızsın, bir daha bunu söylerseniz ben geri çekerim talebimi. Yarın bir daha aynı şeyi grup toplantısında birisi oraya sızıp da söylerse Devlet Bahçeli de inandığı, düne kadar inandığı ve mutlaka çıkması gerekir dediği şartlı indirimden vazgeçerse o zaman ben o teklifi niye getirdiniz? Ama bir işte, kişinin ama işte o tepkisiyle o, geri mi çekeceksiniz? Doğru. Tabii ki bir kişinin tepkisiyle çekilmez de o algıyı da o kadar net tavır sergilemezseniz mesaj doğru. Evet. Mesela, yani bize millet için bir şey talep ettik. Oy verdin, vermedin, oy alalım, af çıkartacağız diye bir izlenim vererek cezaevindeki insanlar ve yakınlarından bir oy gelsin bize diye böyle bir teklifi vermedik diyor. O noktada da Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama doğru. Tabii. Bakın Hanife Doğan demiş ki bizim büyükelçi Romalı olmuş, elin büyükelçisi siyasetimizi dizayn etme çabasında diyor. Güzel bir kıyaslama, güzel bir yan yana getirme oluşturmuş. İşte fotoğrafı tam çekmiş, kadrajı evet ayarlamış. İşte kadraja bak sen, bence bu önemli. Gelelim şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki andımıza hakaret haberiyle devam edelim istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'a temyiz başvurusunda öğrenci andı için skandal ifadeler diyor. Ve şöyle demiş, işlevsel değil, çağ dışı, papağan gibi tekrar... zorunlu din dersiyle de ilgili yargıyı duyan yok diye de bir haber var burada. Hemen Cumhuriyet Gazetesi'nde diyor ki işlevsel değil, çağ dışı, papağan gibi tekrar diyerek Danıştay'a temyiz için başvurdular diye
dile getiriyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı işlevsel değil, çağ dışı, papağan gibi tekrardan öteye geçmeyen ibareler var burada derse Danıştay bu kararı ne yapar? Geri gönderir mi? Yoksa kararın çıktığı gibi onaylar, yarın bizler de andımızı burada okumak zorunda kalır mıyız? Şimdi öyle bir izlenim veriyorlar ki kararı burada tartışmıştık uzun boylu. Kararda deniliyordu ki yeterli gerekçe yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu değişikliği yapmasında tatmin edici bir açıklaması yok, izahatı yok diyordu. Bazı kesimler de eleştirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı vazifesini yapmamış. 2013 yılında keyfi olarak andımızı kaldırmış ama bunun altını doldurmamış, izahatını yapmamış. Dolayısıyla Danıştay da objektif bir kararla bunun bir gerekçesini üretin, önümüze koyun diye iptal etmiş dediler. E şimdi buyurun, Milli Eğitim Bakanlığı izahat getiriyor. Diyor ki 1930'lu yılların ritüelleriyle 2018'leri yönetemeyiz diyor. Aksini düşünmek çağ dışılıktır diyor. E bunu vay efendim sen andımıza çağ dışı mı dedin? Artık bunun ötesinde belki neler derlerse Reşit Galip'e çağ dışı mı dedin? Hatta Reşit Galip'e o görevi veren Atatürk'e mi çağ dışı dedin diye işi iyice sulandırabilirler. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasında bir konuk yazar statüsünde birisi 1926'lı yıllarda medeni kanun kabul edilmeden önce çağ dışı insanlar, çağ dışı anlayışlar, çağ dışı yozlaşmalar diye bir sürü sataşmalarda bulunmuş. E ben de buradan sorayım o zaman. Cumhuriyet Gazetesi o kişiye İslam dinindeki insanlara çağ dışı demek için mi o yazıyı yazdırdı? İlla kelimelerin altından bir şeyler çıkartılacaksa. Ama Cumhuriyet'in kafa yapısı şuradan belli. Hemen birinci sayfasında yine aynı haberin yanı başında Hazreti Ali ile ilgili olarak bir haberleri var. Ders kitabında Hazreti Ali'ye suçlama. Suçlama diyorlar. Hemen bir solunda da din dersinin zorunluluğuyla ilgili bir eleştirel haberleri var. Şimdi bir yandan din dersinin zorunlu olmasını, kaldırılmasını istiyorlar. Din dersi zorunlu olmasın diyorlar. E bir yandan Hazreti Ali diyorlar. Hazreti Ali ders kitaplarına girsin diyorlar. Girsin ve olumlu girsin diyorlar. Aha. Küçücük bir olumsuz intiba da olmasın diyorlar. Ben merak ettim acaba Hazreti Ali ile ilgili ders kitabında ne varmış diyerekten. İfade 4 tane halifenin isimleri ve altında o tarihlerde önemli olaylar yazılmış. Hazreti Ebubekir döneminde örneğin peygamberimizin vefatının ardından yönetime gelen ilk halifedir. Bu dönemde iç karışıklıklar bastırılmış, devletin parçalanması önlenmiştir diyor. Kısa bilgi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Ali dönemi anlatılıyor. Orada da devletin merkezi Medine'den Kufe'ye taşınmıştır. İslam toplumunda iç çatışmaların çıktığı dönem olmuştur. Rahatsızlıkları buymuş beyefendilerin. Ama altında bakın ne yazıyor? Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle dört halife dönemi sona ermiştir. Hazreti Ali şehit edilmiştir diyor. Ders kitabında bu belirtiliyor. Bu suçlama? Onlara göre belki yani Ali'siz katliam yapıldı diyecek. Yani bunlar şunu istiyor. Ve belki de Ali'siz Alevilik istiyorlar. Orada bir kafa karışıklığı var. Yani Hazreti Ali ile iç karışıklık olması bir halifenin döneminde bir kusur gibi görüyorlarsa alın aynı ders kitabının aynı sayfasında aynı dönemdeki bir evvelki, iki evvelki Hazreti Ebubekir döneminde de iç karışıklıkların olduğu belirtiliyor. E bundan razı olmadı mı peki iç karışıklık? Yani uydurmuş mu bu ders kitabını yazan kişi? Hazreti Ali döneminde hiçbir ihtilaf yaşanmamış da bu ders kitabı uydurmuş, iç karışıklık yaşanmıştır diye bir icat mı çıkartmış? Değil, yaşanmış bir şey. Ama benim için önemli olan Hazreti Ali'nin şehit edildiğini belirtiyor. Şehit edildiğini belirttiğine göre Hazreti Ali burada herhangi bir şekilde olumsuz intibayla zikredilmemiş. Tam aksine şehit olduğu belirtilerek takdis edilmiş bir anlamda olumlanmış. Bu çerçevede de bir yandan din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isteyen Cumhuriyet ki aynı sayfada aynı yarım bölümde sol köşede din dersi zorunlu olmaktan çıkmasını istiyorlar. Sağ köşesinde Hazreti Ali'nin efendim olumsuz anlatıldığını ders kitabında belirterek Hazreti Ali'ye güya sözüm ona sahip çıkıyorlar. Bir karar kılsınlar. Hazreti Ali'ye
Hazret olarak kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ali'siz Alevilik mi istiyorlar? Ateistlik çerçevesindeki bir Aleviliği mi öneriyorlar? Din dersi zorunlu olmasın derlerken esas hedefledikleri şey nedir? Bunu net olarak ortaya koysunlar ki biz de karşı argümanlarımızı kendilerine iletelim. Ali İhsan Bey'in bütün anlattıkları bu sayfada var zaten. Bakın şu sayfa, şöyle baktığınızda, yani Ali İhsan Bey dedi ki ilkokulda ihlal ediliyor diye vermiş. Yani hem bir taraftan din dersi olmasın diyorlar, bir taraftan da alta indiğimizde ders kitabında ayrımcılık ve Hazreti Ali suçlanıyor diye ibareler. Hepsi bu sayfanın içerisinde var. Ama işte ben işlerine geldikleri zaman bunlar Hazreti Alici, işlerine geldikleri zaman Atatürkçü, işlerine geldikleri zaman neredeyse başörtülü hanımları birinci sayfaya koyacak kadar İslamcı. Yani her şey çıkıyor bu gazetelerden. Bunlar, hepsi var, hepsi var. Yani bunların cumhuriyeti karaktersizlik üzerine kurulmuş. Şimdi bu burada bu. Şimdi bu. Yani aynı Kılıçdaroğlu'nun. Yani 10 Kasım'da Atatürk'ün şeyine gitmeyen, Atatürk'le küsölen İsmet Paşa'yı arkasına alıp fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Gazetesi'nin hiçbir farkı yok. Yani Kadir Mısıroğlu'nu sayfalarını alanlar, bir de dediğiniz çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 10 Kasım'da niçin İsmet İnönü'yle fotoğraf vermeyi tercih ettin diye bir sorgulamaları gerekir. Doğru. Şimdi reklam arası verelim ama birazcık da hem sizin yazıyı hem Kadir Mısıroğlu'nu, onun da o dönemde yani tam da 9 Kasım'da gündeme gelmesi doğru muydu değil miydi? Birazcık onlara da bakalım. Çünkü acaba bunlarla biz karşı tarafı besleyip karşı tarafın da bizi beslemesine katma değer mi oluşturuyoruz diye benim zihnimde bazı sorular var. Bu soruları soracağım. Ama hiçbir şey olmasa da Milli Gazete yoga terapisi diye manşet atmış. Bu da ilginç haberlerden birisi. Diyor ki yoga gayrimüslimlerin bir felsefesidir diye veriyor. Ama Milli Gazete gayrimüslimlere karşı mı? O da ilginç bir soru olabilir belki. Ali İhsan Bey buna da cevap verebilir. Eğer bir yere ayrılmazsanız saatler tam 12'ye kadar karşınızdayız. Evet, manşetlerin dili reklam arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. İletişim bilgileri ekranda, lütfen sizler de katkı oluşturun yayınımıza. Bu arada tabii Sabah gazetesi önümde, aslında günlerdir önümde ama Sabah gazetesinden çok fazla gösterecek ya da algıları yıkacak, muhalefetin optik çarpıtmalarına karşılık verecek hiçbir haberi ben göremiyorum. Göremediğim için gündeme getirmiyorum ama Ali İhsan Bey de bu programın sahibi, eğer görüyorsa bu algılarla ilgili haberleri gündeme getirebilir ve diyebilir ki Sabah gazetesinde bakın şöyle bir algı yıkan haber var. O yüzden ama maalesef Sabah gazetesini bitirdiler. Bitirdiler Sabah gazetesini. Var mıydı ki? Ya var mıydı ki? Vardı. Yani ben Sabah gazetesinde düzeltemediler diyelim. Yani o tirajı devam ettirirken yayın çizgisini de belli bir noktada, milli noktaya getiremediler, eviremediler diyebiliriz. Yoksa birinci sayfasında bir kapak güzeli, arka sayfasında ikinci bir kapak güzeliyle çıkan bir Sabah gazetesini de bize olumlayacak halimiz yok. Ben şu noktadaki haberciliklerini alkışlamasam bile, yeterli görmesem de evvelki Sabah gazetesi çizgisini de herhangi bir şekilde olumlayamam. Hayır, o şu, ya birazcık gazetecilik yapsınlar. Çünkü eyvallah, karşı taraf tabii, saldırırken size, ya birazcık ne olur? O imkanlarla mutlaka bir şeyler yapılması gerekir. Sabah gazetesinin gerçekten imkanları, televizyon ekleri var, yani gazete ekleri var, televizyon, birden fazla televizyon kanalları var. Onların da desteğiyle gerçekten Türkiye'de ciddi bir haberciliğe imza atabilirler. Devlet destekleri var belli noktada, emniyet olsun, bakanlıklar nezdinde olsun, çalışmalar yaparken haber kaynaklarına ulaşma noktasında bazı
kendilerine göre daha ayrıcalıkları var. Ama bu çerçevede bir Akit kadar ses getiren haberleri yoksa, bir başka gazete kadar ses getiremiyorlarsa orada kendilerini bir sorgulamaları gerekir. Evet, yani şimdi Nil'in azmi diye bir haber var mesela. Tamam, güzel. Ama ya o kadar bir algı var ki dünyada, ya mesela ben şu sorunun cevabına ya bakıyorum, yani birazcık da konuşalım da istiyorum. Yani koskoca liderler Paris'te bir araya geldiler ve Cemal Kaşıkçı'yı konuştular. Başka var mı? Yani başka konuştuk, Suriye var mı? Afganistan var mı? Filistin var mı? Gazze var mı? Kudüs var mı? İslam coğrafyası var mı? Afrika var mı? Arakan var mı? Çin'de Uygur Türkleri var mı? Cemal Kaşıkçı'yı konuştular. Demek ki Cemal Kaşıkçı Hatice Cengiz'den büyük bir olaymış. Yani Hatice Cengiz'in nişanlısı olmaktan büyük bir olaymış. Demek ki Cemal Kaşıkçı Türk Arap Derneği Başkanı, adını da unuttum şimdi, Turan Kışlakçı. Turan Kışlakçı'nın açıklamalarından büyük bir adammış. Ya da bugün Yasin Aktay'ın gıyabi cenaze namazı kılalım, İslam'da var diye fetva vermiş açıklamasından demek ki büyük bir adammış. Yani Donald Trump'ı, Erdoğan'ı, Macron'u, Putin'i, Merkel'i bir araya gelmişler. Cemal Kaşıkçı'yı konuşmuşlar. Ve ne zaman konuşmuşlar? Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümünde konuşmuşlar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda işte 15 milyon insanın öldüğünden bahsediliyor. 15 milyon insanın öldüğü bir savaşın 100. yıl dönümünde, o savaşın bitmesinin 100. yıl dönümünde Cemal Kaşıkçı konuşuluyor. Eğer Cemal Kaşıkçı konuşulurken gerçekten bütün oyunlar masaya yatırılmış olsa, ona da ben şu açıdan bakarım. Cemal Kaşıkçı bir semboldür, bir isim ve soyattır, ama onun arkasından tüm İslam coğrafyasında neler yapılmak isteniyor, Amerika hangi noktada duruyor, Arabistan hangi noktada duruyor, Almanya buraya nereden bakıyor, Fransa nereden bakıyor şeklinde bir bakış açısıyla masaya yatırılmış olsa yine eyvallah derim. Ama orada Cemal Kaşıkçı'ya şu plastik poşet başına geçirerek mi öldürdüler? Sesini mi dinlettik? Ah, boğuluyorum, ben hastayım mı dedi? Yoksa başka bir şey mi söyledi? Şeklinde böyle kriminal olay açısından bakılırsa orada vay halimize derim ben. Birinci Dünya Savaşı'nda işte 15 milyon kişi gitmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda 65 milyon iddialara göre insan ölmüş. Acaba Üçüncü Dünya Savaşı'nda neler olacak diye ben de merak ederim. Cemal Kaşıkçı başlığı altında. Evet, bu tespitler önemli ve bu tespitleri anlatmak zorundayız. Cemal Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı değilmiş demek ki. Öyle değil mi? Yani bir gazeteci olsa, bir masum bir nokta olmuş olsa, o kadar belki bu kadar büyüme ihtimali mümkün vardı. Değil, mümkün, ya adını mümkün bile hatırlamadık biz. Onlarca yani. Suriye'de gazeteci de öldü. Siyasetçi de öldü. Evvelden belli makamlara gelmiş kişiler öldü. Komutanlar öldü. Hatta İranlı komutanlar, kaç tane komutan orada öldü. Ama hiçbirisinde böyle bir tartışma, böyle bir geniş zeminde yapılan konuşma, sohbet ben şahit olmadım. Dolayısıyla burada Cemal Kaşıkçı üzerinden hem de kirli oyunları konuşuyorlar. Belki Türkiye olayın tamamen kendi ülkesinin içerisindeki bir konsoloslukta yaşanmış olmasından kaynaklı olarak orada neler olmuş olabileceği bilgisini enforme amaçlı olarak aktarıyor. Ama Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı bu işe hangi bağlamda giriyorlar onu da masaya yatırmak gerekir. Evet, masaya yatırmak lazım. Niye Cemal Kaşıkçı üzerinden özellikle muhalefetin Erdoğan'a hedef aldığını da bize gösterdi. Bu Paris'teki toplantı bize gösterdi. Öyle değil mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Para alındı, mara alındı vesaire şeklinde. Yani para alındı diye bir iddiaları varsa, Türkiye bir para aldı da işin üzerini kapatıyor gibi bir anlatım içerisindeyse, Amerika bu işin içerisinde nerededir? Amerika niçin Cemal Kaşıkçı'yı Türkiye'ye yönlendirmiştir? Oradaki konsolosluk, Suud Konsolosluğu yönlendirdiğinde niçin gerekli tedbirler alınmamıştır veya bilgilendirmeler yapılmamıştır? Bunların hepsini gene Kemal Bey'den dinlemek isteriz. Niçin bir gün öncesinde, o olayın öncesinde Trump bir seçim konuşması sırasında Suud Kralı'na
şunları dedim diyerekten, efendim ben olmasam, biz olmasak, Amerika olmasa siz iki hafta daha oturamazsınız bu koltukta dedim, iyi demiş miyim gibisinden bir anlatımı niçin yapmıştı? Hemen arkasından bu cinayet niçin geldi? Kemal Bey'in bir bilgisi varsa Kılıçdaroğlu'nun, o konuda da bizi bilgilendirirse seviniriz. Evet, bilgilendirirse seviniriz ama kendisi bilgili bence bu konuda ama bizi bilgilendirmez gerçekler noktasında. Ey Müslüman gençliği. Yazının başlığı böyle ve aynen böyle yazmışsınız. Buyurun. Ey Müslüman gençliği derken tabii ey Türk gençliği ifadesinden de yola çıktık. Onun bir ters ifadesiyle belki bir ırka dayalı olarak bir gençliğe hitaptan ziyade Türkiye nüfusunun %99'unun Müslüman olması gerçeğinden hareketle ve özellikle de iktidara gelmiş olsalar bile hala ezilen kesimin bir nelere dikkat etmesi gerektiği noktasındaki bazı hatırlatmalar yaptım. İşte yakın tarihte bir hafta 10 gün kadar önce Aile Bakanımızın bir şarkıcıyla bir oyuncu arasındaki kavgada gayri ahlaki ilişki sürdürüyor olmalarına rağmen onlar arasındaki itişmenin, kakışmanın sonrasında bir tarafa geçmiş olsun şeklinde dilekte bulunması ama bunun karşısında bir Atatürk ilah değildir tırnak içinde kullanıyorum ve altına ben de imza atıyorum. Atatürk ilah değildir. İlah gibi gösterilmemesi gerekir. O kısmıyla doğru bir söz sarf edilmiştir ama işte 10 Kasım törenleri sırasında tören düzenini bozacak şekilde yapılmalı mı? Orada belki itirazımızı koyarız. Orada yapılmaması gerekirdi diyenler çıkabilir. Onlara da hoşgörüyle bakabiliriz. Ama kalkıp da Aile Bakanımız bir kadın, bir üniversite öğrencisi, bir bayan bu sözü sarf ettiği için tutuklandığı halde onunla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyorsa bizim de Türk gençliği yerine ey Müslüman gençliği bu olaylara dikkat edin. Sizin oylarınızda iktidara gelen insanları da denetleyin, takip edin, yanlış yaptıkları zaman hatırlatın, uyarın. Bir oyuncu için gösterdikleri şefkati, nezaketi, bir başörtülü bir insan da herhangi bir art niyeti yoksa onun da sorgulamasını yapabilir. Aynı şekilde ben bu ekranda şunu hatırlattım, dedim ki Sıla ile Ahmet Kural arasındaki ilişkinin tartışmanın neye dayalı olduğunu Aile Bakanımız çok kolay bir şekilde emniyetten, savcılıktan öğrenebilirdi. Aynı şekilde bu bayanın, bu üniversite öğrencisinin Atatürk ilah değildir şeklindeki tırnak içinde gene söylüyorum o cümleyi. Bu sözünün arkasında eğer başka bir plan, başka bir niyet varsa onu emniyetten, savcılıktan öğrenip art niyetliymiş arkadaşımız. Dolayısıyla benim sahip çıkmam gereksiz bir şey diyebilir. Hı. Ama böyle bir art niyet yoksa da bir geçmiş olsun şeklinde bir yakınına belki bir telefon açabilirdi. Bir açıklama yapabilirdi en azından. Dolayısıyla biz de derdik ki üniversite öğrencisi kızlarımıza da sahip çıkılıyor. Sadece oyunculara, şarkıcılara değil. Sadece gayri ahlaki ilişkiler içinde olan kişilere değil. Üniversite öğrencilerine de, başörtülü öğrencilere de sahip çıkılıyor diye düşünürdük. Ama maalesef böyle yanlışlar var. Bu yanlışların da düzeltilmesi için hem gençliğimizin hem de Müslümanların hem duyarlı insanların, AK Parti'ye oy verenlerin de daha dikkatli olmaları gerekir. Evet, daha dikkatli ve daha doğru yerde, doğru tepkilerde bulunmaları lazım. Mutlaka. Yani karşı tarafın ekmeğine katkı sağlayan, onların görüşlerini, propagandalarını, algılarını daha iyi yapmalarını sağlayacak operasyonların içerisinde provokatörce davranışlarda bulunmamaları lazım. Ben tırnak içinde Atatürk ilah değildir cümlesinin provokatörce olmadığı kanaatindeyim. Belki 10 Kasım... O Edirne'de söylüyor. Evet. 10 Kasım'da 9'u 4 geçe orada söylüyor. Şimdi bu şu, yani yoldan geçerken hakikaten söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Ona itiraz etmem ben. Ama orada, şimdi Konya'daki hadise bir provokasyon değil mi? 9 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanı'nın yani gidebilir Kadir Mısırlıoğlu'na ki benim Kadir Mısırlıoğlu'yla ilgili özellikle Almanya'da 12 Eylül'den sonra bulunduğu dönemde dinlediklerim var ya, anlatsam 45 dakika soluksuz izler izleyici.
45 dakika orada yaşattıkları kime? Gurbetçilere. Benim kulaklarımla dinlediklerim ve tesadüf eseri bugün değil bundan 3 yıl önce 5 yıl önce dinlediklerimi anlatsam burada soluksuz izler oradaki gurbetçilerin nasıl paravan şirketler üzerinden dini inançlarının sömürüldüğüyle ilgili. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Kadir Mısıroğlu'nun eleştirilerini mi belirtiyorsunuz yoksa Kadir Mısıroğlu'na bir suç mu atfediyorsunuz? Suç tamam, atfediyorum. Suç atfediyorum. Ben şimdi şahsen yani 12 Eylül... Ve aynı suçu daha sonra başka adında ihlas olanlara da yapıldığını anlatıyorum. Aynısı şimdi bu şu. Bu burada biz şimdi birlikte büyüyebiliriz. Yayını da bitireceğimiz tam saate gelince çok kötü böyle, oldu. Tabii öyle çok oluyor. Kötü oldu. Kadir Mısıroğlu'na tabii haksızlık etmeyelim. 12 Eylül'de bir zulme diyelim maruz kalacakken yurt dışına gitmiş. Ondan sonrasında da hemen o zulümün failleri ortadan kalktıktan sonra meydandan, siyaset sahnesinden çekildikten sonra Türkiye'ye, yurduna dönerek kendi samimiyetini, vatanperverliğini bence göstermiş bir kişi. 10 Kasım'la ilgili veya Atatürk'le ilgili söylediği şeylere bazı kişiler katılırlar. Bazı kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarındaki gibi efendim şok edici açıklamalar yapabilir. Aslında abartılı da olabilir bu açıklamalar. İştihatları gereği Kadir Mısıroğlu'nun aslında dikkat çekmek için şok edici açıklamalarda bulunduğunu söyleyebilirler. Ama bu noktada ben Kadir Mısıroğlu'nun herhangi bir şekilde usulsüz, yolsuz bir şey yaptığı kanaatinde değilim, tahminde değilim. Evet, ben açıklamalarla ilgili bir şey söylemiyorum. Ben başka bir konuya açmaya çalıştım aslında. Ama üzerinde belki çok konuşmamız lazım. Bir iki defa da yayına da davet ettiğimi hatırlıyorum Kadir Mısıroğlu'nu. Ama benimle herhangi bir yayın gerçekleştirme fırsatı bulamadı ne yazık ki. Umarım bundan sonraki süreçte buluruz. Süremizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte İnşallah birlikte olacağız.